Evet arkadaşlar hesabımızı nasıl aktif hale getirebiliriz ücretsiz bir şekilde kullanabiliriz onu anlatmak istiyorum. Fiyatlar kısmına girdiğinizde böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekrandan mouse'unuzu aşağıya doğru indirdiğinizde şurada ya öğrenci ya da öğretmensem diye bir sekme var. Buraya tıklıyorsunuz ve böyle bir sayfa açılıyor. Bu açılan sayfada şimdi ücretsiz kaydol ikonuna tıkladım. Ve beni başka bir sayfaya yönlendirecek. Böyle bir sayfa geliyor. Hesap oluşturmak için hemen başvurun kısmına tıklıyorum. Bir İngilizce sayfayla karşılaşıyorum şuradan değişiklik yapabilirsiniz çünkü burada bir dil desteği Türkçe dil desteği şu an için söz konusu değil bu sayfa için ama Canva'nın ana sayfası için Türkçe dil desteği var. Şimdi buradan aşağıya doğru indiğimde ben öğretmen olduğumu kanıtlamak zorundayım ücretsiz birçok şeye erişebilmek adına buradan adımı soyadımı okulumun adını okulumun web sitesine Okulda hangi öğretmenlik pozisyonunda çalışıyorum, Türkçe öğretmeniyim, Matematik öğretmeniyim, İngilizce öğretmeniyim tarzı şeyler yazmanız gerekiyor. Okulunuzda kaç öğrenciniz var, sınıfınızda kaç öğrenci var ve mevcut Canva hesabına eğitim statüsü verilecek, e-posta adresi. Yani buraya okulunuzun mail adresini yazmanız gerekiyor, okulunuzun mail adresini yazmanız gerekiyor. E, mail adresi tekrar buraya kendi kişisel mail adresinizi yazıyorsunuz. Ülkeyi yazıyorsunuz. E, buralardaki soruları cevaplandırıp kanvayı e, hangi amaçla kullanacaksınız? Bunları yaz, ya, yazmanız isteniyor. Ve son olarak e, burada öğretmen olduğunuzu kanıtlayacak bir belge sunmanız isteniyor. Mebbis'ten alacağınız bir ekran görüntüsü, öğretmen kimlik kartınızın önlü arkalı e, fotoğrafı ya da e, okulunuzdan alacağınız görev yeri belgesini buraya yükleyip e, buradaki butonu işaretleyip gönderiyorsunuz, sunuyorsunuz. Yani bunun e, size geri dönüşü bir haftayla bir ay içerisinde bir geri dönüş sağlanıyor. Bazen bu süre uzayabiliyor, kısalabiliyor. E, bu şekilde ücretsiz... E, Öğretmen olarak kullanabilirsiniz kanvayı. Şimdi kanvaya geri dönüş yapacak olursak neler yapabiliriz burada adım adım anlatmak istiyorum. Bir tasarım oluşturmak istiyorsanız ve hangi alana yönelik bir tasarım oluşturduğunuza karar verdiyseniz... ...afiş, logo, sunum, özgeçmiş, el ilanı, davetiye, kart vizit bir hikaye oluşturmak isteyebilirsiniz storyboard oluşturmak isteyebilirsiniz, tişört tasarlamak isteyebilirsiniz. Artık karar verdiğiniz alana göre bir seçim yapıyorsunuz. Seçtikten sonra yeni bir ekran açılacak. Birazdan orayı göstereceğim ama bu arayüzü bir tanıtmak istiyorum. Tüm tasarımlarınıza buradan ulaşabiliyorsunuz. Sizinle paylaşılanlara yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Sınıf çalışması yapabiliyorsunuz ya da bir sınıf oluşturabiliyorsunuz dedikten sonra şurada yüklemeler kısmından hangi fotoğrafları yüklediğinize dair bir sayfada karşınıza çıkıyor buradaki görsellerimiz de bugün gerçekleştirmiş olduğum eğitimlerin görseli bu şekilde tasarım oluştur bölümüne tekrar dönecek olursak Buradan ben afiş oluşturmak istiyorum. Böyle bir ekran gelecek karşıma. Ne ile alakalı bir afiş hazırlamak istiyorum? Sağlık ile alakalı bir afiş hazırlamak istiyorum. Canva'nın hazır sağlık ile alakalı oluşturulmuş olan afişleri mevcut. Bunlardan birini seçip bunlar üzerinden tasarım da yapabilirsiniz. Hayır ben bunların hiçbirini beğenmedim diyorsanız da hemen şöyle bileşenlerden hareketle sizlere neler yapabileceğinizi anlatayım. Buradaki bileşenler kısmından şu ızgara yazan bölümü kullanarak ben afişimin tamamını ya da bir bölümünü ikiye ayırabilirim. Yine aynı şekilde ızgarayı yine kullanmaya devam etmek istiyorum. Şöyle dört tane fotoğraf yerleştireceğim afişime ve bunun için bu şekilde bir seçim yaptım. Sağlık ile alakalı fotoğraflara bakmak istiyorum. Fotoğraflar kısmına geliyorum. Sağlık yazıyorum. Karşıma böyle bir görsel çıktı. Bu görseli seçiyorum. Üzeri basılı iken sürüklüyorum. Ve kutucuğun içine bırakıyorum. Ya bu biraz e, şekilsiz oldu diyorsanız. iki kere üstüne tıkladığınızda aşağı yukarı hareket ettirip ya da sağa sola hareket ettirip e, kullanabiliyorsunuz bunu. Yine başka bir görsel seçmek istiyorum diyorsanız. Hemen şuradan. Bir başka görsel seçtim. Bunu da şekilsiz buluyorsanız aşağı yukarı hareketiyle bu şekilde değiştirebilirsiniz. Yine görseller eklemek istiyorsunuz ızgaralarınıza buradan seçim yapıyorum ben. Tuttum getirdim bıraktım yani bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Bir tane daha görsel seçmek istiyorum. Bunu da getirdim, bıraktım. İki tane seçmişim. Hemen şuradan delete tuşuna basıp silebiliyorsunuz. Bu şekilde fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Ya ben üst kısma fotoğraf ekleyeceğim, alt kısma yazı ekleyeceğim diyorsanız da ızgaraları seçtiniz. Ee... Metin eklemek istiyorsunuz. Metin tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan bir başlık ekleyinden tutun da bir sürü yazı kombinasyonuna rastlayabilirsiniz. Ben sağlık okur yazarlığı ile alakalı bir çalışma yapıyorum. Afişimi de sağlık okur yazarlığı olarak bu şekilde yazıyorum. Ya Bunun arkası... Beyaz e, olmasın farklı bir renk olsun diyorsanız arka plan kısmını seçiyorsunuz arkaya bu şekilde bir e, renk de katabilirsiniz ben logolarımı eklemek istiyorum diyorsanız yine bileşenlerden yardım alıyorsunuz şuradaki çerçevelerden e, yararlanabilirsiniz örneğin ben bu çer çerçeveyi yuvarlak çerçeveyi kullanmak istiyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosunu kullanacağım. Şuradan yüklemeler kısmından Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu mevcut. Tutuyorum, getiriyorum, bırakıyorum içine. Bu şekilde kendisi yerleştiriyor. Bir de e iTVing logosu kullanmak istiyorum. Ee, onun için de burada tuttum, getirdim, bıraktım. Bunu bir çerçeveye sığdırmadan bu şekilde kullanmak istiyorum kullandım okul logosunu kullanmak isterseniz altına okul logosunu yerleştirebilirsiniz bu tamamen sizin tasarımınız ile alakalı bir çalışma bir düşünce bu şekilde bir afiş oluşturabilirsiniz buna müzik eklemek isterseniz buradan müzik kısmından faydalanabilirsiniz. Video eklemek isterseniz video kısmından yararlanabilirsiniz. Bileşenlerden görseller eklemek istiyorsanız sağlık yazıyorum. Yine mesela şurada bir görsel dikkatimi çekti. Bunu ben kullanmak istiyorum diyorsanız yine aynı şekilde getirip buraya bırakabilirsiniz. Çerçeve içine yerleştirebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Yeni yazılar eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Ee, peki bunu nasıl indirebilirim? Şöyle bir şey söyleyeyim. Oraya geçmeden önce logomun rengini değiştirmek istediğimde buradan e, renk kısmından yararlanabilirim. Arkayı biraz e, şeffaflaştırmak istediğimde şuradaki alandan yararlanıp e, daha doğrusu logomu Sayfanın tamamına dokunduğumda bu şeffaflığı gerçekleştirebilirim. Şu şekilde oynattığımda gördüğünüz gibi şeffaflık değişebiliyor. Logomu eğer şeffaflaştırmak istiyorsam şu şekilde yapabilirim. Buraları kullanabilirim. Sayfa arttırmak istiyorsam sayfa ekle diyerek yeni bir sayfa ekliyorum. Bunun dışında grup çalışması yapmak istiyorsanız paylaş butonundan gruplarınız varsa seçiyorsunuz, yoksa bağlantıyı kopyalayıp ilgili kişilere gönderebiliyorsunuz. İndirmek istiyorum ben bunu burada indir ikonuna tıkladığımda bana öneriyor PNG formatında indirmemi öneriyor ama bunun dışında PDF olarak da indirebilirim, MP4 olarak da indirebilirim. Video vesaire ses eklendiğinde MP4 öneriliyor. PNG olarak indir indirebiliyorum dedim. Boyutunu kalitesini arttırabiliyorum. Sadece bir sayfa indirmek istiyorsanız sayfa seçimi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında animasyon ekleyebilirsiniz buradan. Küçük görseller eklemek isterseniz yine aşağıya doğru indiğinizde e ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanıcılara Canva mükemmel bir alan sağlıyor. Şöyle indiriyorum tasarımımı, İnmiş halini de sizlerle paylaşmak isterim. yüksek kaliteyi seçtiğim için biraz indirme hızı yavaş olabilir. Ancak bunu daha düşük seviyede piksel olarak seçtiğinizde daha hızlı inecektir. Evet, şöyle ana sayfaya tekrar dönecek olursam Ana sayfada eğitimci olduğunuz için birçok sunu örneği, infografik çalışmalar, dersiniz ile alakalı çalışmalar karşınıza çıkabilmekte. Eğer özel, spesifik bir şey arıyorsanız buraya yazabilirsiniz. Mesela ben Türkçe öğretmeniyim, Türkçe ile alakalı bir şeyler aradığımda bu şekilde birçok Öneri karşıma çıkabiliyor. Tekrar ana sayfaya dönüyorum. Bu arada afişim indi. Afişimi bu şekilde PNG olarak indirdim. İstersen PDF olarak da indirebilirim. Gördüğünüz gibi kaliteyi kendim belirlediğim için bu şekilde yakınlaştırmama rağmen kalite konusunda bir problem yaşamadım. Gördüğünüz gibi çözünürlükte bir e, sorun yok. E, o yüzden o kısma dikkat ederseniz daha güzel e, afişler ortaya koyabilirsiniz diyorum. Ana sayfada e, sizlere anlatabileceğim başka noktalar. Tasarımlarınıza yapmış olduğunuz son tasarımlara buradan ulaşabilirsiniz. E, şöyle bir saniye... Tekrar afişime dönecek olursam... Burada 3 nokta var. Bununla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Bunu eğer bir sınıfınız varsa sınıfınıza buradan gönderebilirsiniz. Microsoft Teams kullanıyorsanız yine buradan gönderebilirsiniz. Bağlantısını paylaşabilirsiniz. Facebook'ta, Twitter'da paylaşabilirsiniz dedikten sonra benim Canva ile alakalı söyleyebileceklerim bunlar.